Ben gelmiş. Going to have to continue to use the brain power. ABD'nin New York eyaletinde OHAL, yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için eyalette OHAL ilan edildi. Kararı New York Belediye Başkanı Eric Adams açıkladı. "Kızgınım," dedi. Texas ve Florida gibi eyaletlerin cumhuriyetçi valilerine hedef aldı. "New York'un merhametini sömürüyorlar," dedi. Son 6 ayda New York'a 17 binden fazla göçmen geldi. Texas, Arizona ve Florida eyaletlerinin cumhuriyetçi valileri göçmen yükün tek başlarını taşıyamayacaklarını savunuyor. Günde 5 ila 6 otobüsü New York'a gönderiyor. Böylelikle demokratların ve ABD Başkanı Biden'ın göçmen politikasına karşı çıkıyor. New York'ta barınaklarda kalanların sayısı 61 bini geçti. Göçmenler için 42 otel geçici olarak kiralandı. New York Belediye Başkanı Adams, göçmenlerin barınma, sağlık, gıda giderleri için 1 milyar dolar harcanması gerektiğini söyledi. Bunun artık altından kalkılamayacak bir yüke dönüştüğünü söyledi. Ve İran. İran'da ilk çalışma gününde liseler ve üniversitelerde protestolar sürüyor. Meşet'ten Tahran'a birçok şehrin önemli üniversitelerinde öğrenciler rejimi protesto ediyor. Sokak eylemleri devam ediyor. Kadın, yaşam ve özgürlük sloganlarıyla iniyor sokaklar. İran'da Mahsa Amini protestoları 22. gününde ülkede sokak gösterilerinde tansiyon azaldı. Üniversitelerde başlayan gösteriler liseler ve ortaokullara yayıldı. İran'da haftanın ilk çalışma gününde üniversite öğrencileri tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması için çağrısını yineledi. Kadın, yaşam, özgürlük sloganları attı. Polis üniversite öğrencilerine yine sert müdahale etti. Şerif Teknoloji Üniversitesi dışında göstericilere biber gazı sıktı. Kampüs etrafında ateş sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanı reisi Tahran'daki Zehra Üniversitesi'ni ziyaret etti. Yüzlerce öğrenci reisiyi protesto etti. Reisi defol sloganları atıldı. Lise öğrencileri güvenlik güçlerinin öldürdüğü 17 yaşındaki Nika ve Sarina'nın posterlerini taşıdı. Protestolarını sürdürdü. İranlı kadınlara destek olmak için 70'ten fazla İspanyol sanatçı da saçlarını kesti. Aralarında Penelope Cruz, Maribel Verdú gibi aktrislerin olduğu sanatçılar videoyu sosyal medyadan paylaştı. İran Adli Tıp Kurumu Mahsa Amini otopsi raporunu yayınladı. Rapora göre Amini'nin ölümü başına ve uzuvlarına aldığı darbelerden kaynaklanmıyor. İran Devlet Televizyonu Amini'nin fenalaştığı günün güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Türkiye tarihinin en kanlı, en karanlık terör saldırılarından biriydi. Ankara Gar Katliamı'nın 7. yılında hayatını kaybeden 104 kişi anılıyor. Duruşması da vardı bu hafta. Ertelendi biliyorsunuz sayın seyirciler. Başkent'te fotoğraf sergisinden panele kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Hayatını kaybedenler anılacak. Tabii bir taraftan da adalet arayışı sürüyor 10 Ekim ailelerinin ve avukatlarının talebi nedir? Katliamın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kararlaştırılan anıtın artık yapılması ve bu yılki anmada polis müdahalesi yaşanmaması. Emek, barış ve demokrasi sloganıyla 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nın önünde buluşmuştu yüzlerce kişi. IŞİD'in iki canlı bomba saldırısıyla 104 kişi yaşamını yitirdi. 10 Ekim davası jet hızıyla bitirildi. Tüm duruşmalarda avukatlar istihbarat raporlarına rağmen neden önlem alınmadı sorusunu sordu, yanıt verilmedi. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda katliamın yıl dönümünde etkinlikler düzenliyor. 7. yılda etkinliklerin adresi yine başkent Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi. Fotoğraf sergisi, panel, müzik dinletisi, dertleşme ve ardından mezarlık ziyareti. Ailelerin 7 yıldır karşılanmayan bir de talebi var.
katliamın hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ankara Garı önündeki meydana bir anıt yapılması yönünde karar çıkmıştı. Aradan 7 yıl geçti, anıt yapılmadı. Bu karar alınmasına rağmen önce Melik Gökçek dönemi olduğu için yapılamadı. Karar hayata geçirilemedi. Sonrasında da uzun bir süreç sürümcemede kaldı. Bu kararın hayata geçirilmesiyle ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir söz aldık. Ve Kemal Bey de bu sözünü tutmak üzerine gerçekten o süreci işletti. Dernek olarak bu anıt neden yapılmıyor sorusunun cevabını gerçekten biz de bilmiyoruz. Edinilen bilgilere göre anıt yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kurulu izin vermedi. Ankara Gar binasının tarihi bir yapı olması gerekçe gösterildi. Ankara'dan programına konuşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, katliam anmalarına her yıl gerçekleşen polis müdahalesine de dikkat çekti. Çünkü en başta bu bize yapılıyor. Yani en başta yürüyen kurum temsilcilerinden başlamak üzere aslında bir polis müdahalesiyle karşılaşıyoruz. Ve hiç kimsenin 10 Ekim günü hastanelerde ya da emniyette geçirmek gibi bir şey olamaz. Yani bu duygu bizi kötü hissettiriyor. Aileler her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ekim pazartesi saat 9'da Ankara Garı önünde buluşacak. İstanbul Güngören Toz Koparan Mahallesi'nde yine yıkım gerginliği vardı. Biliyorsunuz orası kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Binalar yıkılacak, yenileri yapılacak ama orada yaşayan insanlar ikna edilmedi. Onlar bu şartlar altında evlerinden çıkmak istemiyorlar. Haklı gerekçeleri de var. Ve tıpkı daha önce olduğu gibi yine polisle karşı karşıya geldiler. Mahalleyi polis abluka altına aldı. Bazı binaların altyapı hizmetleri kesildi, elektrik kesildi ve sonra da tahliye edildi. Bakın neler yaşandı. Saat 5, toz koparana polisler gelmeye başladı. Telsizlerden anons geçiliyor tüm sokaklar kapatılsın diye. Sabaha karşı saat 5, çevik kuvvet ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. AKP'li Güngören Belediyesi'ne bağlı toz koparan bir kez daha kentsel dönüşüm ablukasına alındı. Direne, kazanacağız. Mahalleli sabaha dek sokakta bekledi. Hiç uyumadınız? Evet. Gece boyu? Bekmişteyiz. Sabah saatleri Güngören Belediyesi'ne bağlı ekipler mahallede, zaman zaman mahalleliyle ekipler arasında arbede çıktı. Mahallelinin avukatı Onur Cingil tebligatı görmek istedi. Ancak çevik kuvvet ekiplerinin var dediği yıkım kararı avukata da mahalleliye de gösterilmedi. Bana burada bir Allah'ın kulu karar gösterdiler derse ben de burayı terk etmezsem adım Onur Cingil. Ne gerekçe ne karar hiçbiri gösterilmedi ama Koçbaşı'yla binaların kapıları kırıldı. 4 binanın elektriği, doğalgazı ve suyu kesildi. Ardından binada yaşayanlar tahliye edildi. O binaların riskli olduğu iddia edildi. Çok ilginç bir şey göstereceğim. Tam şurası, bu burası bir otel. Görüyorsunuz. Şurası da başka bir site. Görüyorsunuz bir tek teller var orada. Ve şu duvarın olduğu yerin arkası riskli değil. Ama burası riskli alan. Yıkım araçları mahallede, tahliye edilen binalar yıkıldı. Özellikle bugün Mevlid Kandili biliyorsunuz ve insanların dua ettiği, ibadet ettiği dönemde bunlar yıkıma geldiler. Sarıyer'de çok ünlü bir alışveriş merkezinde herkesin bildiği bir yerde silahlı çatışma yaşandı bugün. Saat 14.30 sıralarında alacak verecek nedeniyle aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahlar çekildi. Bir restoranda yaşandı bunlar. Arap asıllı Alman vatandaşıyla olayla ilgisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen bir Lübnan vatandaşı hafif şekilde yaralandı. 5 kişi gözaltında. İlginç bir haber var sırada. Denizli'den bir haber. Denizli'de bir muhtar telefonla aranıyor. Telefon TÜİK'ten geliyor ve bir anket yapmak istediklerini söylüyorlar ama muhtar inandırıcı bulmuyor. Haklı yani bu şekilde çünkü telefonla insanları dolandırmaya çalışan bir sürü insan var ya da taciz eden. Çünkü ilk sorulan sorulardan biri evde yalnız mısınız?
Tabii bu soru üzerine şüpheleniyor muhtar ve o soruyu yanıtlamıyor. Ankete katılmıyor ve o ankete katılmadığı için de 3000 lira ceza yiyor. Mahallenin yanındaydı, iş görüyordu o saat. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesindeki Altıntop Mahallesi muhtarı Tülay Sücüllü, TÜİK'ten gelen anket telefonundaki soruları yanıtlamadı. 2977 lira ceza aldı. Tülay Sücüllü işlerinin yoğun olduğu bir saatte 124 kodlu bir numaradan arandı. Telefonu açtığımda biz istatistik yapacağız TÜİK kurumu dediler. Fakat ben onun özel numara olduğunu görünce dedim ki arkadaşlar şu anda çok yoğunum. Zaten ama ilk soruyu bir alayım dedim. Ne tür sorular var? İlk soru Sücüllü'yü şüpheye düşürdü. Evde yalnız mısınız sorusu gelince dedim ki yok ben şu anda yapamayacağım. Tedbirli davrandım. Sücüllü emniyetin özel durumunuzu bildirmeyin uyarılarını düşündü. Tedbirli davrandı. Ancak resmi